Son dönemde ev sahipleriyle kiracılar arasında zirve yapan anlaşmazlıklar mahkeme kapılarında çözmeye çalışılırken, ihtilaflar zaman zaman haber bültenlerine de konu oluyor. Bodrum'da yaşamını sürdüren ses sanatçısı Serap Yenici de davalık olduğu ev sahibi tarafından elektrik ve suyunun kesildiğini ifade ederek yetkililerden yardım istedi. 3,5 yıldan bu yana Gümbet Mahallesi'ndeki bir sitede yaşamını sürdüren sanatçı Serap Yenici'nin elektrik sayacı 4 Ekim günü ev sahibi tarafından söküldü. Yenici'nin 25 Ekim günü de su sayacı sökülerek hem elektriksiz hem de susuz bırakıldı. Komşu dairenin elektriği ve suyunun kendisine ödetilmek istendiğini ve bunu kabul etmediği için sayaçlarının söküldüğünü iddia eden Yenici şunları söyledi. 2020 Temmuz ayında başladım burada oturmaya ve Ağustos ayı itibarıyla evinde sözleşme yaptığımız aidatla ile anlaştığım bu dairede ev sahibim hesap numarası vermeyerek ilk başta bana kira ödetmemeye başladı. Bunun üzerine ben postaneden ödememi yaptım. Sonra uzun bir süreç boyunca kira vermeme işlemi devam edince ve bana saçma sapan ihtarlar çekilince gerekli gereksiz ben emanet hesaba başvurdum ve emanet hesapla birlikte kiramı ödemeye başladım. Ve o kadar çok haksız bir şekilde bana icralar gönderdi ki ay içerisinde ödeme hakkım olduğu halde ay daha bitmeden devamlı olarak icralara maruz kaldım ve her seferinde makbuzumu sunup durdurmak zorunda kaldım. Yaklaşık 8 tane durdurulmuş icra kararım var ve burada şimdi aşağıya kiracılar giriyor. Dönemsel bir sürü kiracı girdi. Ben bunu tespit edebiliyorum. Eski yönetim de zaten bunu tespit edebiliyor. Haşim Akmuslu ve birçok daha önceki yönetimdeki isimler bunları size bildirebilirler. Fakat 3 ay önce yönetim değişti. Yönetime ev sahibimin kız kardeşi Tülay Hanım yönetici oldu. Sonra sitede oturan ev sahipleri bir şekilde yönetime geldi. Ve bunların gelmesiyle birlikte benim elektrik ve su paraları aşağıya giren kiracıların elektrik ve su paraları da benden istenmeye başladı. Ben buna itiraz etmemle birlikte yönetim dedi ki biz sizin saatinizi hesaplamak zorunda değiliz ve sonuçta siz o hesabı yapın şeklinde bir ifade vardı. Ben bunu ödemem deyince de o zaman ödemiyorsanız ev sahibinizi alırız dediler. Ben de ev sahibinden alamazsınız çünkü ben bir şekilde bu kira ve elektrik ve suyu ödemek istiyorum dedim. Bunun üzerine gelen yazı üzerine yönetimle bir mailleşmemiz oldu. Yönetimden gelen mail yazı üzerine ben ikinci noterden bir ihtar çektim kendilerine ve ben elektrik su paramı ödemek istiyorum fakat sadece kendi payıma düşeni ödemek istiyorum. Bu konuda yapılmasını gerekenleri yapılmasını yoksa aksi takdirde oluşacak olan sorunlardan sorumlu olmadığımı belirtirim diye. Bunun üzerine bu itirazın çekilmesiyle birlikte 3 Ekim'de gitti tebligat. 4 Ekim'de benim elektrik saatim söküldü. Elektrik saatimin sökülmesinin ardından ben burada birçok işlem yaptım. Savcılığa gittim, emniyete gittim. Sonrasında elektrik saatimin haricinde su saatim kesilmemişti. Fakat aynı gün su saatim indirilmişti. Sonra ben devamlı olarak bununla ilgili yönetimden bakın ben su saatimi takabiliyormuşum. Çünkü biz Aydev'e ve Muski'ye bağlı değiliz. Burası şantiye elektriği ve şu anda ev sahibi bunu yapma hakkı yok. Bu da insan haklarına sığmıyor dedikçe onlar su saatlerin odasına bir kilit taktılar ve su saatini taktırmam için bir mücadele başladı. Bunun sonrasında su saatleri gece saat ben geliyorum mesela seyahatten geliyorum. Gece saat 11-11.30 gibi açılıyor o oda, kilitleniyor, su saatim indiriliyor, kapı kilitleniyor. Gece susuz bırakılma işlemlerim başladı. Bunun üzerine tekrar emniyete gittim. Buna da zabıt tutturdum. Gece yarısı susuz bırakıldığıma dair sabaha kadar ve bunu açıkçası hani sabah gidip açıldığı ve sonra da suyumun vanasını kaldırdığıma dair kendim de videolar çektim. Ve bunun sonrasında bu işlemler devam ederken bir seyahat dönüşümde de bu sefer su saatimin söküldüğünü gördüm. Bunun üzerine su saatimin söküldüğünü fark edince kaymakamlığa artık gittim. Ve kaymakamlık bu insan haklarına aykırıdır, hijyen kurallarına uyulmamaktadır diye yönetime bir yazı gönderdi. Su saatinin takılması diye. Fakat bu saat takılmasına yönelik isteğe rağmen yönetim yine bu kapıyı açmamakta ve yine bu su saatimi taktırmamakta ısrar ediyor. Ben şimdi ev sahibim Serap Utkucan'dan şikayetçiyim. Birçok yere bunu da bildirmiş durumdayım. Ama şu anda artık bu tamamen yönetimle ev sahibinin işbirliğine dönüştü.
Şöyle, ben 3 dava açıldı bu konuyla ilgili. İkisini zaten kazandım. Üçüncüde bilirkişiyi ben istemiştim. Fakat bilirkişi öyle bir rapor çıkardı ki ben bile kendimden şüphelendim. Acaba borcum var mı diye. Ve sonrasında aslında tebligat tarihim 3 Şubat olmasına rağmen ve tebligat öncesinde hiçbir şekilde bir borcum olmayıp artı fazla param olmasına rağmen bir tahliye kararı çıktı. Ve sonrasında ben bunu istinafa götürdüm. Ve bunu her şekilde şu anda 3 Şubat öncesinde kesinlikle ve kesinlikle tebligat öncesinde bir borcum olmadığını ve tamamıyla borçsuz olduğumu, üstüne ödenmiş fazla da para olduğunu ispatlayabildiğim raporlarım ve hesaplarım var. Bu zaten bir bakkal hesabıyla bile çok kolay yapılabilecek bir şey. Ama bu neden yapılmadı ve bana neden tahliye çıkardılar onu bilmiyorum. İstinafta hala devam ediyor. İzmir Bölge Mahkemesi'nde davamız devam ediyor. Yani kazanılmış, bitmiş. Tahliye edebilecekleri hiçbir şey söz konusu değil. Tahliye taahhütnamem yok. Ben resmi kiracı olarak, sözleşmeli kiracı olarak şu anda bu evde oturup elektriğimi, suyumu alma hakkına sahip birisiyim. Ve ben bu konuşmayı gerçekten daha önce birçok arkadaşım söyledi. Bunun gibi elektrik su saati sökerek birçok kişiyi mağdur etmişler. Kişiler yılmış, bıkmış, dairelerden çıkmış. Ben birçok bu tarz işleme kalan kişi adına yapıyorum şu anda bu görüşmemi ve sizinle olan röportajımızı. Kent Haber'in telefonla ulaştığı Serap Yenici'nin ev sahibi ise Serap Hanım'ın iddialarının hepsi yalandır. Ben zaten 3 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Tahliye kararı da alındı. Kendisi itiraz ettiği için dava istinafta. İki dairenin elektrik paralarının ona yüklendiği iddiası da asılsızdır. Orada hala süzme saat vardır. Sadece kendi harcadığı ondan talep edildi. Son 3 ayda ödemelerini reddetmiştir. Onun için de elektriğini, suyunu kestim ifadelerini kullandı.